hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. LUNC'da 1 dolar hedeflenirken arkadaşlar tabi bunun doğruluğu tartışılıyor. Şu an benim söyleyebileceğim aslında LUNC'da 1 dolar hedefi şimdilik bakın bir bilinmezlik halinde. Bu ne zaman konuşulabilir ve analiz edilebilir hale gelecek? Piyasada boğa başladığı zaman çünkü neden? Şimdi piyasada bir boğa başlayacak ve Lunju'da beklenen ATH hareketleri, asıl hareket dediğimiz yükseliş gözlemleneceği gibi ekibin yakımını da göreceğiz. Yani burada Lunju'nun yükselişini ve e, potansiyel talebini görmüş olup devamında ekibin yaptığı mevcut yakımla birlikte karşımıza çıkacak. Asıl önemli olan ekip asıl sermayesini boğa içerisinde yani bu belirttiğim süreçte BTC ATH'a giderken e, toplamış olacağı için bu saatten sonraki gelecek yakımlarda ve yeni ortaklıklarda nedenli bir sermaye toplayabilecek aslında e, asıl durum bu. Yani Lunc'un 1 dolar olup olamayacağı ne zaman olacağı mevcut yakımlardan değil şu an e, piyasadaki birçok rapor üzerine Asıl ekibin elindeki sermayenin nedenli değiştiğine göre ne değişecek. Fakat tabii ki şunu bilmek lazım. Bir sonraki boğada büyük ihtimalle büyük bir çoğunluk satışı koyacağı için ki bu da olması gerekendir de diyebilirim. Çünkü 1 doları hedeflemek zorunda değil adam. Bu da bir risktir. Bitcoin'de 1 milyon doları hedeflemek ya da 10 milyon doları hedeflemek gibi dolayısıyla şu an piyasada bulunan birçok kişi eğer bu olacaksa zaten e büyük ihtimalle bunu görmeyecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.